Benim hikayemden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bu haftaki konuğum yazar Gamze Atalay. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız Gamze Teşekkür Hanım? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Sizleri Sultan II. Kılıç Arslan Bilge evimizde ağırlıyoruz. Hoş ne geldiniz güzel, tekrardan hoş da. Teşekkür ederim. Sizlere uygun bir atmosfer yaratmak istedik. Aynen. Mucize sizsiniz ve Bitti kitaplarının yazarısınız. Evet. Bu kitaplara girmeden önce sizi biraz tanımak istiyorum. Gamze Atalay kimdir? Tabii. Gamze Atalay 1980 Aksaray doğumlu. Doğma büyüme Aksaraylıyım. Öğrenimlerimi Aksaray'da tamamladım. Kitaplarımda ilk kitabım Ve Bitti 2017 yılında basıldı ve yayınlandı. Mucize sizsiniz bu yıl korona kurbanı olsa da yeni basılmış yeni bir kitabımız. Peki bunların hikayesi vardır. Benim Hikayem programımızın da ismi. Sizi derinden etkileyen bir hikayeniz var aslında. Seyircilerimiz için onları aktarabilir misiniz? Bu kitapları yazmanıza vesile neler oldu? Ben 2011 yılında beyin kanaması geçirdim. Kanamaya bağlı sol tarafında kısmi felcim var. Hastanelerde kaldığım süre boyunca hem engellilerin hem de öğrencilerin hayatlarını daha yakından görmek kısmet oldu. Hep bir kitap yazma isteğim vardı. Sevdiklerimin de destekleriyle kitap yazmaya ve kitabın da gelirini bağışlamaya karar verdim. İlk kitabımızla birçok öğrenciye kol kanat gerdik. Şimdi de Mucize Sizsiniz'le birlikte akülü sandalye hediye ediyoruz engelli arkadaşlarımıza. Hatta buradan sonra da bir tane sandalye hediyesi için yola çıkacağım. Ben engellilerin hiçbir zaman dört duvar arasında kapalı kalmasını istemiyorum. Hayatta onlara da yer var ve hayat her şeye rağmen yaşamaya değer diyorum. Lütfen engeliniz ne olursa olsun, bedensel ya da zihinsel, kendinizi kurtarabildiğiniz sürece ayakta kalın diyorum herkese. Kitap yazabilirsiniz, başka bir uğraşta bulunabilirsiniz ama en azından hayatın içinde bize de yer olduğunu herkes bilsin ve görsün diyorum. Peki kitabınızdan kısa kısa bir şeyler aktarabilir misiniz? Neler var içerisinde? Tabii. Ve Bitti kitabı şizofren bir genç kızın hayatını anlatıyor. Orada yaşadıkları, başından geçenler. Tabii siz kitabı alıp okuyunca daha çok bilgi edineceksiniz. Mucize Sizsiniz de benim hayatımdan kesitler ama biyografi değil. Yaşadıklarım, güzel anılarım ya da kötü anılarım diye ki kötü bir anım yok aslında. Sadece okuyucuların yazık bu da mı olmuş diyecekleri anıları paylaştığımız bir kitap. Üçüncüyü bakalım kısmet ne olursa. Gerçekten başarısınız isi yani çok güzel şeyler duyuyoruz sizlerin hakkında. İki tane ard arda kitap yazdınız ve kitaplarınızın gelirlerini de siz bir sosyal yardım amaçlı engellilerle paylaşıyorsunuz. Tebrik ederim bu güzel davranış çok için. Çok teşekkür ederim. İnşallah yolunuz her zaman açık olur. İnşallah. Bu arada Aksaray'ın tek bayan yazarıyım. Onun evet. da altını çizelim. Lütfen daha fazlaları çıksın. Peki nasıl tepkiler aldınız Gamze Hanım? Onu merak ediyorum. Kitabınızı yazdığınız zaman neler söylediler sizin için? Bir kere etrafında herkes çok azimli, dirençli olduğumu hep söylüyorlardı. Ama kitaplardan sonra ben ekstradan kendi gelirimle de öğrenci okutuyorum aynı zamanda. Türkiye'nin her yerinden aradılar, tebrik ettiler sosyal medya üzerinden. İşte bize de yardımcı olur musun abla diyenler de oldu. Hiç kimseye hayır demiyorum ama benim de bütçeme yetebilecek kısıtlı öğrencilerim var şu anda. Onların mezun olmasını bekliyorum yeni ne öğrenciler güzel. İçin. Ama dediğim gibi kitabın geliriyle hem öğrencilere hem de engellilere yardım ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir davranışta bulunuyorsunuz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz Ve Bitti ve Mucize Sizsiniz kitaplarımızı sizler de alıp okuyabilirsiniz. Ben de merak ediyorum. Yani çok okumak istiyorum. İnşallah yayınımızdan sonra hemen başlayacağım. Tebrik ederim tekrardan Gamze Hanım. Teşekkür ederim. Aksaraylısınız aslında değil mi? Evet, Aksaraylıyım.
Peki bu zor süreçlerde sizi en çok etkileyen hastalığınız boyunca bir rahatsızlık geçirdiniz. Benim hikayemde böyle başladı diyebileceğiniz bir an oldu mu? Neyden sonra bu kitapları yazmaya karar verdiniz? O benim hikayem neydi, ilkokulda başladı. İlkokulda kompozisyon derslerinde başladı. Öğretmenim aynı zamanda komşum. Buradan kendisini saygıyla selamlıyorum. Onun da destekleriyle Gamze işte çok güzel kompozisyon yazıyorsun. Neden daha ötesi olmasın? Teşvikleriyle aslında biraz da bu zamana kadar taşıdık. Küçük kompozisyonlar yazarak aslında kitabı oluşturdum. Bence en büyük etken öğretmenlerim. Sonrasında da yaşama sevinci ve aşkı diyelim. Daha devamları da gelecek değil i̇nşallah, mi? İnşallah, inşallah. İnşallah. Her zaman yolunuz açık olsun Gamze Hanım. Çok tekrardan tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Peki Gamze Hanım, bizleri izleyen seyircilerimiz için bir şeyler söylemek ister misiniz? Onlar nasıl davransınlar? Aslında siz bir girişimci de kadınsınız. Hem çalışıyorsunuz, hem kitap yazıyorsunuz. Seyircilerimiz için neler söylemek istersiniz? Birincisi lütfen kitapları alın. Çünkü sizin desteklerinizle ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İkincisi de lütfen evlerinize kapalı kalmayın. Ev hanımları hiçbir şey yapamaz ya da engelliler hiçbir şey yapamaz değil. İsteyince her şey yapılabiliyor. Ben aynı zamanda 13 yıldır kurumsal bir firmada çalışıyorum. Ekstradan yazarım. O da benim için daha büyük bir zevk ve ayrıcalık. Ama lütfen yazar olmak zorunda değilsiniz ama evinizde de boş oturmayın. Bir şeyler yapın. İsteyelim, inanalım, her şey gelecektir değil mi? Evet, inanırsanız, azmederseniz sonucunda mutlaka başarı elde edersiniz. Çok teşekkür ederim Gamze Hanım verdiğiniz bilgiler için. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugün anısına size küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullanın inşallah. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da benim hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.